Merhaba sevgili izleyiciler, şimdi sizlerle birlikte bu vazoyu çalışacağız. Vazomuz gördüğünüz gibi çok hoş görünümde bir vazo. Üzerinde taşlar ve boncuklarla çalıştık. Ve güzel bir mozaik deseni var üzerinde. Ayrıca kenarlarında antik eskitme görüntüleri mevcut. Bu vazo gerçekten çok hoş bir dekorasyon amaçlı kullanacağınız aksesuar olabilir sizin için. Birlikte vazomuzu nasıl yapacağız izleyelim. Önce çalışacağımız, kullanacağımız ürünleri size tanıtmak istiyorum. Bir sprey verniğimiz var yine. Boyutlu boyamız. Boyut sıvımız, yani mozaik görünümü elde edeceğimiz bir mozaik sıvısı. Taş yapıştırıcımız. Yine boyutlu altın simli bir boyamız. Metalik boyalarımız, akrilik boyalarımız, pompon sünger fırçalarımız çeşitli boylarda, kare süngerimiz, taşlarımız, ayrıca boncuklarımız var kenarlarda, dekupaj tutkalımız, fırça, makas, özel bir mozaik desenimiz mevcut ve bunlarla birlikte vazomuzu basamak basamak uygulayarak çalışacağız. İlk olarak yine seramik olarak kullandığımız bisküvi tabir ettiğimiz ürünümüzü elime alıyorum. Bu yüzeyini sizler için boyamadan bıraktım. Diğer yüzeyi boyalı. Bu işlemleri tamamlayacağız. Kuruma süreleri biraz geç olduğu için arka yüzeyini boyadım. Daha önceden hazırladım. Hep birlikte bu yüzeyini çalışmaya başlayacağız. Seramik objeyi önce iyi bir ince bir zımpara yapıyorduk. Ben daha önceden çok iyi zımparaladığım için şimdi sizlere zımpara yapmayacağım. Nemli süngerle üzerindeki tozu tamamen alıyorum. Evet, bu şekilde. Bisküvi halinde ham seramik objemiz iyice siliyorum. Dediğim gibi sırlanmamış ham bisküvi halinde objemiz. Evet, her tarafının tozunu aldım ve işlemlerime başlayacağım. İlk olarak krem rengi bir akrilik boyayla alt zeminini boyayacağım. Ham seramiğin bisküvi rengi zaten krem rengi, neden boyuyoruz diye düşünebilirsiniz ama burada seramik çok çekici olduğu için, boyayı çok rahat emeceği için ilk önce yüzeyinin rahatlıkla boyanabilmiş olması gerekiyor ve üzerinde çalışma yapmam için boyanmış bir yüzey olması gerekiyor. Zeminimi akrilik boyayla iyice boyayacağım. Boyanmasını istediğim tüm alanları boyadım. Ve şimdi eskitme yapacağım. Daha doğrusu tamponlama yapacağım renkleri tabağıma alacağım. Aynı zamanda eski ve antik bir görünüm elde edeceğim. Metalik boyalarla çalışmamı yapacağım. Altın yaldız. Şampanya rengi, yeşil ve antik bir altın yaldız, koyu renkte altın yaldızla renklerimle çalışacağım. Boyaları tabağa sıktım. Şimdi bir başka tabakta boyalarımı tamponlayacağım ve yüzeye çalışacağım. İlk rengimi süngerime aldım ve şu şekilde tamponlayarak çalışıyorum. İlk renk metalimi çalıştım. Diğer renklere geçmeden bu alanlarda olan eskitmemizi yapacağım. Çünkü eskitme yaparken buralarda renkler taşabilir, sıçramalar yapabilir. Onları da diğer renklerle kapatacağım. Eskitme yapacağım çalışmamda fırçamın ucuna koyu renk bir yeşil aldım.
Ve istediğim alanlarda nerede eskitme yapmak istiyorsam o yüzeye yeşil boyamı sürüyorum. Bu işlemi yaparken de çok hızlı hareketlerle çalışmamız gerekir. Çünkü boyalar çok çabuk kurur. Özellikle de burada stüdyo ortamında çok sıcak olduğu için, daha çabuk kuruyacağı için ben hemen geri dönüp bunları siliyorum. Şimdi diğer renklerime geçebilirim. Bunlar için ayrı renk. İçin, her renk için bir başka fırça kullanıyorum. İşimi kolaylaştırmak açısından. Şimdi şampanya rengiyle çalışıyorum. Bunun gibi içine girmeyen bölgeler için daha ince fırçaları tercih edebilirim. Dar alanlarda daha küçük fırçalarla çalışabilirsiniz. Henüz ikinci rengim kurumadan, çünkü renklerin arada birbirleriyle kaynaşmasını istiyorum. Üçüncü rengime geçeceğim. Üçüncü rengim yeşil. Yine tamponluyorum. Çok yoğun olmamakla birlikte üçüncü rengi geçiyorum. Gerektiğinde bunların üzerine ilk rengi tekrar dönüp geçebilirsiniz. Görüntü nasıl istiyorsanız o şekilde çalışabilirsiniz. Diğer rengimiz antik altın yaldızı alıyorum. Hafif kahveye yakın bir yaldız. Yine onunla da tamponlamalar yapıyorum. Son kez şampanya ile tekrar bir geri dönüş yaptım ve işlemlerimi, tamponlama işlemimi tamamladım. Evet, dört ayrı renk metalik boyayla tamponlama işlemi yaptım. Eskitmemi yaptım. Şimdi antik altın yaldız rengimle vazonun kenar kısımlarını boyuyorum. Evet. Burada söylemek istediğim bir şey var. Çalışma yaptığım seramik vazo oldukça derin bir vazo. İçini boyamak fırçayla çok zorlayabilir. İçine elinizi sokarak çok zorlukla boyayabilirsiniz. Burada yine elim giriyor. Elinizin giremeyeceği başka objeler olabilir. Bu tip çalışmaları yaparken boyanızı yarı yarıya suyla sulandırarak bir bardağa aktarın. Bardaktan da benim mesela bu çalışmada yapacağım, yaptığım bu şekildeydi. Bardaktan metalik boyayı sulandırdım, metalik boyayı vazonun içine akıttım ve şu şekilde çalkalaya çalkalaya, döndüre döndüre her tarafının, içindeki yüzeyin her yerinin boyanmasını sağladım. Ve bu şekilde çok daha rahat boyama yapabilirsiniz. Sadece ağız kısımlarınıza geldiğinde yine fırçayla çalışmanızı devam ettirebilirsiniz. Evet, ben daha önce arka yüzeyini boyamıştım. Bu yüzey daha önceden hazırlandığı için kuru bir yüzey. Şimdilik bir kenara koyuyorum ve diğer işlemlerime geçeceğim. Önceden hazırladığım bir mozaik desenim var. Bu desende daire şeklinde iç kısmını kesiyorum. Kullanmak istediğim yüzey burası olduğu için bu kısmı alıyorum. Ayrıca vazonun üst kısmında da yapıştıracağım şöyle bir köşe kısmı var. Orayı da alacağım. Ve bu yüzeyini de kullanacağım. Çalışmamda hem mozaik sıvısı hem de altın rengi boyutlu boya kullanacağım. İlk önce boyutlu boyalı olan alanları çalışacağım. Çalışma yapacağım
mozaik sıvısı ve boyutlu boya yapacağım desenim, mozaik deseni, özellikle bu desen olmasını tercih ettim. Çünkü burada mozaik çalışmasının da nasıl yapıldığını birebir uygulayarak göreceğiz. Küçük kareler halinde oluşan mozaik desenimin iç kısımlarını altın metalik boyayla, boyutlu boyayla dolduruyorum. Evet, boyutlu boya sıktığım yüzeyin önceden dekupaj tutkalı sürülmesi gerekiyor. Ama boyutlu boyadan da sonra sürebiliriz. Ben daha önce dekupaj tutkalı sürmüştüm. Sizler için boyutlu boyayı çalıştım. Alt yüzeyde de sürebilirsiniz. Böyle bir şansınız var. Boyutlu boya çalıştıktan sonra da dekupaj tutkalını sürebilirsiniz. Ben sadece göstermek amacıyla şurada dekupaj tutkalımı ince bir tabaka halinde sürüyorum. Evet, burası kurumadığı için oraya şu anda dokunmuyorum. İnce bir tabaka halinde sürüyorum. Bunun kurumasını bekliyorum. Bir 10 dakika sonra tekrar bir ince tabaka halinde sürüyorum. Bu işlemleri burada tekrarlamayacağım. Kuruduğunu farz ederek mozaik sıvısıyla olan çalışmama başlayacağım. Mozaik sıvısıyla olan çalışmamda mozaik sıvısının üzerine kesinlikle hiçbir vernik ya da tutkal sürülmez. Kesinlikle bunun işlemlerinin önceden, yani vernikleme işlemlerinin ya da tutkallama işlemlerinin önceden bitirilmiş olması gerekir. Çünkü vernik ve tutkal sürülürse mozaik sıvısının tamamen camsı görüntüsünü matlaştırır ve hoş olmayan görüntüler ortaya çıkar. Mozaik sıvısı camsı bir ürün ve burada manolya deseninin üzerinde bu ürünü sadece ters çevirerek sıkmadan şekline göre sürüyorum. Desenin şeklinde görmek istediğim alanları mozaik sıvısıyla canlandırıyorum ve buralar kuruduğu zaman camsı bir görüntü oluşacak. Bu alanlarda tamamen mozaik görüntüsünü yakalayacağım. Çiçeğimin taç yapraklarını tamamen mozaik sıvısıyla doldurdum. Burada boyutlu boyayla yaptığım çalışmayı tüm kenarlarda bitirmiş olmam gerekiyor. Ve ben daha önceden bu çalışmayı hazırlamıştım. Ve mozaik sıvısı çalışmasını en az 3 saat yerinden kaldırmamamız gerekiyor. Ve bombeli yüzeylerde çalışmamamız gerekiyor. Çünkü akma yapar ve istediğiniz sonucu alamazsınız. Onun için burası bir bombeli yüzey ve ben burada mozaik çalışmasını direkt vazonun üzerinde yapsaydım akma yapardı. Kağıdın üzerinde yapıyorum. Kuruduktan sonra tamamen kurudu çünkü bunun üzerinden oldukça uzun bir süre geçti. En az bir 3 saat hiç oynatmamam gerekiyor yerinden. Kuruduktan sonra da arka yüzeyine dekupaj tutkalı sürüp buraya yapıştıracağım. Şimdi dekupaj tutkalını sürebilirim. Aşırı yoğun olmamasına dikkat ediyorum. Evet, her yere yapıştırdım. Çok çabuk kuruyabilir, onun için hemen yapıştırma işlemine geçeceğim. Objemi yatırdım. Ortalayarak dekupajımı yapıştıracağım. Ve bunun için de tamamen hava kabarcıklarını alması için kağıt havluyla üzerinden iyice geçmem gerekiyor. Kağıdımın çok iyi yapıştığına emin olduktan sonra diğer işlemlerime geçeceğim. İlk olarak parmak vaksıyla çalışmamı yapacağım. Altın rengi parmak vaksı parmağıma alıyorum
Ve eskitme yaptığım alanlarda alttan yukarıya doğru belli yerlerde parmak vaksı kullanıyorum. Bu aynı zamanda işlemlerimi çok antikleştirdiği gibi bazı hatalarını da yok edebilir. Bakın burada mesela sıçramalar oldu. O hataları hemen vaksla kapatıyorum. Evet, tamamladım çalışmamı. Stüdyo ortamında sprey vernik sıkmamak için yine koruyucu ve su bazlı bir mat verniği tercih ediyorum. Bundan sonra da üzerlerine çalışma yapamayacağım için ne demiştim? Mozaik sıvısının üzerine vernik çalışamıyorum. Sprey vernik sıkarsam tüm alanları kapsayacağı için sürerek vernik tercih ediyorum şimdi. Evet, mat verniğimi fırçama aldım. Ve tüm alanlara, yalnız şunun dışında, yani mozaik kağıdının dışında kalan tüm alanları vernikliyorum. Vernikleme işlemini bitirdim, kurudu. Mat bir vernik olduğu için görünümü oldukça mat. Ve şimdi diğer işlemlerime başlayacağım. İlk olarak küçük boncuklarımı alıyorum. Ve taş yapıştırıcısıyla boncuklarımı yapıştıracağım. Yapıştırıcıyı çok az kullanıyorum. Belli aralıklarla taşları yapıştırıyorum. Kuruduğunda yapıştırıcım şeffaflaşacak ve tamamen transparan olacak. Şimdi diğer taşlarımıza çalışacağım. Yine taş yapıştırıcısıyla çok fazla kullanmamaya dikkat gösteriyorum. Renkler açısından yeşil benim her zaman için favorim olduğu için yeşili tercih ettim. Çok da hoş olduğuna inanıyorum. Ve çalışan ya da çalışmayan tüm insanların bir hobi edinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tip işlerle insanlar uğraşırken çok büyük zevk alıyorlar. Özellikle psikolojik problemlerini tamamen bir kenara bırakabiliyorlar ve rahatlayabiliyorlar. Onun için hobi edinmenizi tavsiye ediyorum. Bu taşları da tamamladığımızda tüm daireyi tamamlamış olacağız. Şimdi diğer işlemimizi göstereceğim. Boyutlu boyaların altın pırıltılı olanı ile çalışacağım. Boyutlu boyalar boncuk boyaları dedim. Küçük küçük toplar sıkıyorum. Bunlar kuruduğunda tamamen altın görünümünü yansıtacak ve içinde altın pırıltılar var. Pırıltılı ve simli şeylerden hoşlanmıyorsanız bu bölümleri çalışmayabilirsiniz. Evet, bazı alanlarda yine yapmamız gereken bölümler var ama şimdi onları bıraktım ve burada daha önce çalıştığım bir başka kağıt parçam var. Yine mozaik desenli ve üzerinde boyutlu boyalarla çalıştığım, taş yapıştırdığım bir kağıt parçası. Yine mozaik kağıdının devamı olan bir parça. Arka yüzeyine tutkalını sürdüm. Aynı ortada olduğu gibi çalışıldı. Ve bunu da vazonun tam ortasını ayarlayarak yapıştırıyorum.
Yine burada da üzerinden iyice yapışması için bastırıyorum. Yine boyutlu boyayla üst yüzeyde çalışmama devam ediyorum. Vazom çok antik görünümlü bir vazo oldu. Kuruduğunda buradaki boyutlu boyalar tamamen altın rengi olacak. Antik görünümlü vazomuzu tamamladık. Çok hoş bir görüntüye kavuştu vazomuz. Ham seramik bir obje. Çalışıldığında ne kadar güzel bir görüntüye kavuştuğunu hep birlikte gördük. Bu çalışmamızda çok güzel tekniklerimiz vardı. Zeminde tamponlama yaparak bir eskitme uyguladık. Üzerinde mozaik sıvısıyla çalıştık. Mozaik sıvısının kenarlarında boyutlu altın yaldızla mozaiklerin içini doldurduk. Ayrıca taşlarla, boncuklarla süsledik. Ben daha sonra tam çiçeğin ortasında taşlarla tekrar süsledim. Bu alanlarda da kontür olarak simli boyutlu boya kullandım. Simli boyutlu boyayı sıktığımda beyaz bir görünümdeydi. Kuruduğunda ise tamamen altın simlerini birebir yansıttı. Altın görünümüne kavuştu. Parmak vaksla, yine altın parmak vaksla eskitmelerimi yaptım ve işlemlerimizi tamamladık. Ben bu vazoyu çalışırken çok keyif aldım. Sizlerin de yaratıcılık gücünüzü kullanarak bu vazoyu uygulayacağınızı düşünüyorum. Hoşça kalın.